tüm Türkiye'de devam ediyor. Bugünkü durağımız Otomekanika Fuarı TÜYAP'tayız. Sektörün önce firması Özçete firmasına konuk olduk. Yanımızda firma kurucularından Taşkın Özçete bulunmakta. Bakalım bize hem sektör hem firma ile ilgili neler aktaracak. Merhaba Taşkın Bey. Merhabalar Hülya Hanım. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı uğurlu olsun fuarınız. Oldukça yoğun bir fuar, oldukça yoğun bir standa sahipsiniz. Biraz sonra Özçete ile ilgili bilgilerle ilgili sizlerle konuşacağız ama önce ben fuarla ilgili görüşlerinizi merak ediyorum. Nasıl geçiyor fuar? Bugün ikinci gün. Oldukça da yoğun. Evet. Neler bekliyorsunuz fuardan? Teşekkür ederiz Hülya Hanım öncelikle. Fuar pandemiden sonraki otomekanik olarak kapsamlı bir fuar aslında. İlk iki gün olarak da çok yoğun bir ziyaretçiyle karşı karşıyayız ve inanılmaz derecede insanlarda bir özlem, bir beklenti içerisinde bütün dünyadan misafirleri ağırlıyoruz. Yabancı misafir oldukça görüyoruz burada fazla kalabalık var. Oldukça fazla çünkü hem Orta Doğu'dan hem de Avrupa ülkelerinden gerektiği kadar çok fazlasıyla yabancı misafirler sayılır. Umarım sonuna kadar bol verim alarak ayrılırsınız, istemiş olduğunuz verim alarak ayrılırsınız. Dönelim Özçete'ye. Her firmanın bir öyküsü var Taşkın Bey ama evet. Sizinki nedir efendim? Sizden deneyelim. Önce sizi tanıyalım. Daha sonra firmanızla ilgili bize bilgi verir misiniz lütfen? Evet. Özçete Şirketler Grubumuz hakkında bilgi vereyim ve Taşkın Özçete hakkında bilgi veriyorum. Biz Özçete Şirketler Grubu olarak aile şirketiyiz öncelikle. Kurucu ortaklar babalarımızdan sonra bizler de kurucu ortak olarak yanlarında uzun yıllardır beraber çalışıyoruz. Yaklaşık 38 yıl önce kurulmuş olan bir şirketiz. Ve çok küçük bir kaporta atölyesinden hikayemiz başlamış vaziyettedir. Ve daha sonrasında yedek parça işine başlayıp 2000'li yıllar, 2003'lü yıllar bir sürü otomobilde yedek parçayla faaliyetlerimiz var. 2008 yılında Özçete Şirketler Grubu dış ticarete açılmak için İstanbul'a ben kendi şahsım adına geldim. 2008 yılında dış ticaret şirketimizi kurduk. Bizde yapılmış olan pazarlardaki işlevsel işlerin hacmi değişik şirketlere göre gruplandırdık. Bizim Pro Otomotiv AŞ'imiz 2008 yılında İstanbul'a geldim ve kurdum ve faaliyet alanlarımıza başladık. Biraz hizmetleri açmak istiyorum ben. Çok fazla ürün detaylarınız evet. var. Evet. Onlardan bahsedelim mi biraz? Kaç kalem ürüne sahip efendim Özçete? Yaklaşık biz orijinal marketle aftermarket'i yapan ender firmalardan bir tanesiyiz. Hep ana sanayinin yedek parça dağıtım yapıyoruz. Hem de aftermarket'teki markaların dağıtım yapıyoruz. Yaklaşık 145 bin referans ürüne sahibiz. Ve bu stok yönetimi olabildiğince yoğun bir şekilde geçiyordur. Ve bunun lojistik hizmetlerinde çok ciddi bir yazılım altyapımız söz konusu ve B2B altyapımız söz konusu. Müşterilerimize B2B'den bütün cross checklerini, stoklarımızın var yok detaylı bilgilerini aksettiriyoruz. Bir de bunun üstünde de bizim kendi arka planımızda satın almalarımızı yönlendirecek işlerimizi de yapmamız gerekiyordu. Burada da yatırımlarımızı çok ciddi bir şekilde yaptık ve tamamladık. Tamamlayacağımız ürünler de var. Slim Stock gibi bu çok kapsamlı detay mikro satın almalarımızı program haline getiriyoruz. Kendi teknoloji... stoklu olan ürünleriniz var değil mi? Özel projelerde de yeriniz var mı efendim? Evet. Teknolojiye inanılmaz yatırım yapmayı seviyoruz. Çünkü teknoloji bizim hayatımızın olmazsa olmazı. Şirketlerimizi inovasyon halinde şirketlerimizi teknolojiye hazırlıyoruz. Peki şimdi sektörünüz rekabete açık olan bir sektör. Evet. Bunu görebiliyoruz. Çok fazla firma var. Teknoloji ilerlemesiyle bu çok daha fazlalaştı. Herkes de kendi farkından bahsediyor haliyle. Evet. Sizin farkınız ne? Ürünlerinizin özelliği nedir? Niye gelinmeli sizlere? Niye tercih edilmelisiniz efendim? Öncelikle güvenilir firma olma genel prensibimiz. İyi ilişkilerle yönetmek genel prensibimiz ve müşteriye farkındalığımızı yaratmamız gerektiğini inanıyorum. İnsanlara doğru zamanda doğru hizmeti verebileceğimiz ve sürdürülebilir ilişkiyle sürdürülebilir ticareti sağlamayı hedefliyoruz. Hiçbir zaman ticaretimizi ilk tek bir defalık bir ticari pozisyon aksiyon olarak planlamıyoruz. Bizim işimiz çok uzun. O müşterilerimizle uzun yıllar el ele beraber büyümek istiyoruz. Tabii ki firmanızın öne çıkan tabii ki unsurlarından biri de müşteri çözümleri ve müşteri şikayetlerinin güzel bir şekilde karşılanması. Biz de sizden dinleyelim. İzleyicilerimiz için de ne gibi çözümler sunuyorsunuz efendim? Herhangi bir problem olduğunda müşterilerinize. Müşterilerimizde bir defa kurumsal organizasyon şemamızda herkese yeterli cevap verebilecek bir altyapıyı sağlıyoruz. Bir ikincisi biz şubeleşme yapısında da çok ciddi müşterilerimize anında günde iki defa sevkiyat yapıyoruz. Biz bu arada şu anda bugüne kadar
altyapılarımızı bitirdiğimiz için Ankara ve Karadeniz deposunu, dağıtım depolarımızı kurduk. Yıl sonundan sonra da inşallah kısmet ederse İzmir ve Diyarbakır'daki dağıtım depolarımızı da faaliyet alıyoruz. Müşteriye en önemli konu, müşteriye yakın olmayı sağlamak, iyi hizmeti sağlamak, bulunabilirliği, çeşitli sağlamak, doğru fiyat, doğru kaliteyi sağlamak. Bayilikler üzerinden mi çalışıyorsunuz? Birebir sizlerden mi hizmet alınıyor peki? Sadece bayilerimiz üzerinden çalışıyoruz. Sanayide yedek parçacılar, yetkili servisler ve özel servislerde yedek parça bulundurabilen özel servislerle çalışıyoruz. Tamirhanelerle çalışmayı planımızın içerisinde yok şu an. Aylık üretim kapasiteniz nedir Taşkın Bey? Aylık üretim kapasiteniz nedir efendim? Biz üretici değiliz, biz dağıtıcıyız. Kendi markamıza üretim yaptırdığımız vardı. Ama bunu rakamsal olarak söyleyecek olursak, bizim şirketler grubu olarak yaklaşık 100 milyon euronun üzerinde yıllık kapasitemiz var. Pazar payı olarak çok da geniş bir yeriniz var aslında. Yurt dışı çalışmalarınız var mı? Yurt dışında yaklaşık 38 ülkeye ihracat yapıyoruz ve şu anda da tam export marketing olarak bunun altyapısını daha da kuvvetlendirdik. Bu fuardan sonra da daha da güzel işler. Burada birazcık pandemi söz konusu oldu ama bu fuardan sonra daha da güzel işleri birlikte yapacağız yani. İnşallah çok güzel işler çıkacak. Çünkü çok yoğun bir ülkeye talebimiz söz konusu. Eskiden Avrupa'da bu bizim yaptığımız işleri İtalya alıyordu yerimizi ama şu anda çok ciddi vaziyette Türkiye büyük bir pazar ve Türkiye'de bizim gibi firmalara, onlarca firmaya da ihtiyaç var. Ve bütün meslektaşlarımıza çok büyük bir pazara sahip olabilirler. Biz de bunu fırsat olarak ülkemiz adına değerlendirmek istiyoruz. Peki, şunu sormak istiyorum. 40 yıldan beri bu firma tabii ki ayakta evet. ve çok da güzel başarılara imza atmış olan bir firma. Evet. İlk kurulduğu günden bu yana araştıran, gözlemleyen, durmayan, teknolojiyi takip eden bir firmasınız ve bireysiniz. Bundan sonraki etapta neler bekliyor firmanızı? Var mı farklı projeler ve alanlar? Ya, öncelikle şu anda otomobilde bir ciddi bir pozisyonda evrilme yaşayacağız. Çünkü gelecekteki, önümüzdeki yıllarda 2023 ve 2024 yıllarda elektrikli otomobiller evet. hayatımıza geçecek. Bugüne kadar alışmış olduğumuz sistemin dışına çıkacağız. Biz de yine bu piyasada önce olmak, bizim gibi dönemi yaşayan az insanlar olacak aslında. Bundan 50 yıl sonra, 100 yıl sonra konuşulduğunda geçmişte bunlar olmuş diye anlatılacak diye düşünüyorum. Biz de ama her ne olursa olsun bugün trenin ilk vagonu olduğumuzu düşünüyorum. Bu dönüşümü ayak uydurmak için bütün Ar-Ge çalışmalarımızda söz konusu. Tabii ki bunları burada açıklamam çok doğru değil. Bundan sonra durmak yok bunlar sanıyorum. Siz sürekli koşuyorsunuz sizlerle başarı çalışıyoruz. Peki programımızın sonuna geldik. Evet. Son sözleriniz izleyicilerimize ve müşterilerinize neler söylemek istersiniz efendim? Vallahi öncelikle müşterilerimize en iyi hizmeti vermeyi hedefliyoruz. En iyi bulunabilirliği sağlamayı hedefliyoruz. En iyi çeşidi sağlamak istiyoruz. Uzun süreli birlikte olmak istiyoruz. Hepsine teşekkür ediyoruz. Hep bizler beraber, de sizlere teşekkür ediyoruz. Sizlere de teşekkür ediyoruz ayrıca. Biz de teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğunuz değerli bilgileri, keyifli sohbetinize, hem bölgenize hem Türkiye'ye kazandırmış olduğunuz bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışı içinde. Umarım uzun nesiller boyunca Özçete firmasının da ismini duymak dileğiyle. Farklı projelerinizle görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Başarılar, iyi fuarlar. Çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın Taşkın Bey. Evet değerli izleyenlerimiz, Otomekanika Fuarı'ndan Özçete firmasından aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Bir başka firma ve şehre kadar, bir sonraki programa kadar. Hoşçakalın.